yeniden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızdan haberlerle karşınızdayız ve ajandamızda ilk sıradaki haber sinemaya dair. 71. Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu. Festivalin ana yarışma bölümünde yer alan filmler arasında Asghar Farhadi imzalı Todos Los Saben, Spike Lee'nin yönettiği Black Landsman, Jean-Luc Godard imzalı Le Livre d'Image'da var. Festival bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Son olarak Netflix filmlerinin yarışma dışı bırakılması tartışmasıyla da gündemde olan Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? Hep birlikte takip edeceğiz. Sinemanın gündeminden müziğe dönüyoruz. Caz müzisyeni Başak Yavuz, Özbekistan Caz Festivali'nde bir konser verecek. Vedat Sakman'ın unutulmaz şarkısı Her Neyse yıllar sonra Evren Türeci yorumuyla müzikseverlerle buluştu. İşte müziğin gündeminden haberler. Bugünlerde pek keyfim yok. Caz yorumcusu ve akademisyen Başak Yavuz, bu yıl dördüncü kez düzenlenen Özbekistan Caz Festivali'nde sahne alacak. Bir dost görmeyeli çok oldu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konser verecek sanatçıya, sahnede Bilal Karaman, Baran Say ve Erdem Göymen eşlik edecek. Gökyüzü ve sokaklar. Caz festivali kapsamında olduğu için biz de genel olarak bir caz repertuarı hazırladık ama çoğunlukla benim bestelerim, Bilal Karaman'ın besteleri 3 albümünden de benim de 2 albümümden karışık olmak üzere bir repertuar hazırladık. Bir iki tane de böyle türkü serpiştirdik araya. Güzel bir repertuar planladık. Bir tane Azeri türküsü yaptık Yalgızam diye. Başak Yavuz, Özbekistan Konservatuvarı'nda masterclass dersi de verecek. Çok güzel bir konservatuvar eğitiminden geçtiklerine dair bir duyum aldım. Onlara ne anlatabilirim diye düşündüm ve ben 3 sene Harlem'de yaşamış bir cazcı olarak en güzel herhalde onlara blues anlatabilirim diye düşünüyorum. Bakalım o blues'un o rahat ortamını hissedebilecekler mi? Sen de mi, ben de mi, her neyse. Her kimdeyse neyse. İlk kez 1998 yılında Leman San ve Vedat Sakman düetiyle dinlediğimiz Her Neyse şarkısı yıllar sonra Evren Türeci yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimdeyse neyse. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı şarkıda Türeci'ye Vedat Sakman hem enstrümanı hem de sesiyle eşlik ediyor. Her neyse, her kimdeyse neyse, bilemiyorum. Yönetmen ve senarist Burak Aksak, Leyla ile Mecnun hayranlarının kitaplığını süsleyecek bir romanla gündemde. İşte detaylar. Mecnun. Abi ihsan parasını kaç günde bitirmiştir? Onun peşindeyim ben. Ay duyuyor musun Erdem? Anlamadıysan iyidir herhalde değil mi? Yani resmin olayı öyle bakınca da pat diye hemen anlamaya gerek yok. Yarım kalan her hikaye tamamlanmaya muhtaçtır. Geçtin mi kaldın mı? Son ayaklama yaptın ne yaptın? Ya arkadaş ne boş adamlarız ya. 104 bölüm ekranda kalan Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi Burak Aksak aynı adlı romanıyla gündemde. Ya biz, acaba diyorum sen bu akşam... Mecnun, Leyla, İsmail abi, Aksakallı dede, Yavuz Hırsız ve Erdal Bakkal gibi dizinin çok sevilen kahramanları romanda yine bir araya geliyor ve bambaşka bir maceraya atılıyor. O karakterleri bildiğimiz, tanıdığımız için ben de yazarken o rahatlıkla yazdım. Hani tasvir etmeye gerek kalmadı karakterleri. Ben daha yazarken oyuncuların sesini duyuyorum. Haliyle okur da aldığı zaman onu okuyacak. Ama şunu yaptık, hiç Leyla ile Mecnun bilmeyen birine de okuttuk. Durumu anladı. Aynı fırsatlar önüme gelse ben neyi tercih ederim ve bu sefer hayatım nasıl olurdu acaba durumu? Ne yaparsan yap ama Mecnun olmak senin kaderinse ondan kaçışın yoktur gibi bir yere getirdik. Hikaye buraya gidiyor.
hayalindeki finali romanda gerçekleştiren Aksak bazı bölümlerde oldukça zorlanmış. Senaryo yazarken de her şeyi tamamen hani Türkçe yazarım. Hani yazıldığı gibi yazarım. Geleceğim, gideceğim, diyor ki, olur ki, gider ki durum. Hani karakterlerle özdeşleşen şeyler var. Hani işte bah hele bah diyen bir Erdal Bakkal var. Şimdi ona bak hele bak dediğin zaman olmuyor. O nedenle en çok zorlandığım yer oydu. Hani duyduğumuz gibi mi yazalım yoksa gerçekten Türkçe yazıldığı gibi mi yazalım durumu. Sadece diyaloglarda o şeye kolaylığa kaçtık. Leyla ile Mecnun, Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda. ...23. İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan Cumartesi günü kapılarını açıyor. Bu yıl 470 yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek kitap fuarı... ...yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı... ...Müjde Ar, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Ercan Kesal, Cem Yılmaz ve Teoman'ın da bulunduğu... ...pek çok değerli yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak. Yeditepe Bienali 15 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bienal kapsamında 600'ün üzerinde sanatçının 3000'e yakın eseri sergileniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Yeditepe Bienali'nde 600'ün üzerinde sanatçının 3000'e yakın eseri sergileniyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde olan Nuri Osmaniye Mahzeni, ilk kez Yeditepe Bienali kapsamında kapılarını açarak Mekandan Taşanlar adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Serginin dikkat çeken eserlerinden biri ise Dilek Yalçın'ın Şifahane adlı enstalasyonu. Yeditepe Bienali gerçekten Türkiye'nin, ülkemizin çok ihtiyacı olan bir şeydi. Hem geçmiş değerlerimizi canlandırıyoruz, minyatür, tesip, hat gibi sanatlarımız tekrar gündeme geliyor. Bu enstalasyonumun adı Şifahane. Günümüzde buna alternatif tıp diyoruz. Renklerle, kokularla, seslerle terapi yapılan yerlermiş. Renkliliği çok seviyorum. O yüzden de bu renklerin ziyaretçilere, insanlara bir anlamda böyle şifa olması niyetiyle yaptım tabii. İpek kullanılıyor gördüğünüz gibi. Kağıt üzerine mürekkep damlatarak yapıyorum bunu. Ve o damlacığı üfleyerek genişletiyorum. Yeditepe Bienali 15 Mayıs'a kadar devam edecek. İstanbul Film Festivali'nin programından bir film var sırada. Hala Orta Doğu'nun en güzel sesli şarkıcısı olarak hatırlanan Ümmü Gülsüm'ün hayatını anlatan Ümmü Gülsüm'ün Peşinde filminden söz edeceğiz. Filmin yönetmeniyle bir araya geldik ve Ümmü Gülsüm'ü konuştuk. Orta Doğu'nun bülbülüydü. Mısır'ın 4. piramidi olarak tarif ediliyordu. Televizyonda ve radyoda konser verdiği zaman sokaklar boşalır, herkes evlerine çekilir, onu dinlerdi. Orta Doğu ile birlikte Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm, 1975'te hayatını kaybetmesine rağmen hala bütün zamanların en güzel sesli şarkıcısı olarak hatırlanıyor. İstanbul Film Festivali'nin konuğu olan İranlı sanatçı Şirin Neşat, yönetmenliğini üstlendiği Ümmü Gülsüm'ün Peşinde ile onu bir kez daha anıyor. My career, but how did she impact millions of women? Ümmü Gülsüm birçok kadının ve erkeğin hayatını derinden etkiledi. Orta Doğu'da bir kadın şarkıcı olarak verdiği var olma mücadelesi milyonlarca kadına umut oldu. Oradan geniş bir coğrafyaya ses verdi. Ümmü Gülsüm'ün büyük bir hayranı olarak ona teşekkür etmek için bu filmi hazırladım. Bir
Neşat, Orta Doğu'da kadın özgürlüğünün sembolü olan Gülsüm'ün yaşadığı zorlukları şiirsel bir dille resmediyor. Her career, her musical journey. Ciddi bedeller ödüyor, acı çekiyor. Acısını şarkılarına akıtıyor. Dışarıdan hep güçlü görünüyor. Düşünsenize, şarkılarıyla bütün kadınların, erkeklerin kalbine giriyor. Onların duygularına, yaşadıklarına tercüman oluyor. Ama biz onun hayatına ve yaşadıklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bu tezat bana çok ilginç geliyor. Teoman Sidor'un Sonsuzluk başlıklı resim sergisi Galeri Diani'de ziyarete açıldı. İşte detayları. ...60'lı yılların sonunda Bedri Rahmi Atölyesi'nden mezun oldu. 70'li yıllarda eğitim gördüğü İtalya'da Rönesans sanatını özümseyerek ustalığını kazandı. 55 yıllık sanat yaşamını geride bırakan duayen sanatçı Teoman Sidor'un Sonsuzluk adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 55 seneden sonra böyle bir sergiyi açmak hoşuma gitti. Üstelik de hem de kızımın galerisinde böyle bir şey olması. Ben hayatımda hiçbir zaman bir galeriye gidip de ondan sonra sergi açmak için müracaat etmem. Kızım gelip bana ne olur bir sergi açalım dedi. Onun için böyle bir yerde açmak benim için gurur verdi. Adını da Sonsuzluk koyduk. Sergide Teoman Sidor'un sanatçı olarak zaman ve mekandan soyutlanmış doğa, ışık ve felsefe üzerine kurduğu eserler yer alıyor. Fiziksel olarak bu dünyanın üstünde yaşıyorum ama esasında benimin içerisinde başka bir dünya var. Ve o dünya da benim kurduğum bir dünya. Resimlerin koyuluk dereceleri önemlidir her şeyden önce. Bir de benim en çok sevdiğim şey denizdir. Resimlerimin içerisindeki somut olarak gördüğünüz bazı parçalar direkt olarak denizin altıdır. Ben deniz altına girmeden bunları yapamazdım. Teoman Sidor, sergi kapsamında 21 Nisan Cumartesi bir de söyleşi gerçekleştirecek. Sergi 28 Nisan'a kadar Galeri Diani'de ziyaret edilebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Varşova Gettosu ayaklanması 75. yılını günümüz için bir tarih Anne Frank sergisiyle anıyor. Varşova Gettosu ayaklanmasının 75. yıl dönümü günümüz için bir tarih Anne Frank sergisiyle anılıyor. İkinci Dünya Savaşı boyunca ilk ve tek defa Yahudiler Almanlara karşı bir ayaklanma gerçekleştiriyorlar. Bu ayaklanma direniş, varoluş, umut gibi birçok sembolü var aslında. Sergide Nazilerden kaçarak Amsterdam'da bir eve sığınan Anne Frank'ın günlüğünden ve dönemin fotoğraflarından örnekler yer alıyor. Anne Frank pek çok insanın bildiği bir karakter. Bu açıdan İkinci Dünya Savaşı'nın yüzü olarak bile tanımlanabilir aslında. Onun özelliği bir genç kız olarak bütün duygularını saklanmış olduğu çatı katında yazarak bugüne kadar aktarabilmiş olması. Küçüklüğünden beri her zaman yazar olmak istediği için onun günlüğünün basılmış olması babası Otto Frank tarafından çok önemli bir olgu. Sergi Grand Pera'da ziyaret edilebilir. Putoh sanatçısı koreograf Tetsuro Fukuhara 13-15 Nisan tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek Putoh Space Dance Atölyesi'nde sanatseverlerle buluşacak. İşte detayları. İnsan hafızasının ötesi nasıl geri kazanılabilir? İnsan ötesi için yeni bir beden nasıl tasarlanır? Bu sorular Buto Space Dance'in özünü oluşturuyor. Japonya'dan gelen Buto sanatçısı, koreograf Tetsuro Fukuhara, Zorlu PSM'de.
Hem yetişkinler hem de çocuklar için atölyeler düzenleyecek. Bu akşamdan itibaren 3 gün boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hem yetişkinler için atölyelerimiz var. Pazar günü çocuklara yönelik Space Dance atölyelerimiz var. Teknolojiyle, sanal gerçeklik ve yapay zeka ile kuşatılmış bu çağda çocuklara yeni bir gerçeklik tanımından da bahsedeceğiz. Çocuklarla yürüme, dengeyi sağlama gibi 7 tema altında çalışacağız. Tetsuro Fukuhara yeni solosu Flower Secret'la 14 Nisan Cumartesi sanatseverlerin karşısında olacak. Flower Secret 8 bölümden oluşan 1 saatlik bir solo. Hafıza bölümüyle başlıyor, dans bölümüyle devam ediyor. Bu yıl 69 yaşına girdim. Dansın hayatıma kattıklarına bir teşekkür gösterisi bu. Etkinlik 15 Nisan'da sona erecek. Gece gündüzden bu akşamlık, bu haftalık bu kadar. İyi hafta sonları diliyoruz. Yeni haftada buluşmak dileğiyle.